Arkadaşlar ışık dalga mıdır, tane midir? Bunlardan bahsedelim. Tabii ki günümüz koşullarında ışık hem dalgadır hem tanedir diyoruz. Ama tabii ki o dönemki bilim insanlarından dalga diyenler ve tane diyenleri ayırmak istiyorum. Birçok bilim insanı ışığın dalga modeliyle yayıldığını, farklı bilim insanları ise ışığın tanecik modeliyle yayıldığını ileri sürmüşlerdir. Işık hızıyla hareket eden ve ışımayı oluşturan bu enerji büyüklüklerine foton denir. Buna göre ışıma foton tanecikleriyle ve ışıma dalgalarıyla yayılır ışığın dalga modeli. 1678'de Hollandalı fizikçi ve astronom Christian Huygens ışık kaynaklarının çok yüksek frekansa titreşimler meydana getirdiğini ve bu titreşimlerin saydam ortamda dalgalar halinde yayıldığını ileri sürdü. Yani Huygens dalgadır diyor fakat ispatlayamıyor arkadaşlarım. Işığın dalga hareketini doğrulamak ve Huggins'in dalga prensiplerini ispatlayabilmek için İngiliz fizikçi Thomas Young bir deney düzenine deneyi gerçekleştiriyor. Şimdi deney düzenine bakalım arkadaşlarım. Bakınız aydınlık ve karanlık durumlar var. Işık demetleri geliyor ve ışığın dalgalar halinde yayıldığını ispatlıyor. Deneye göre bir kaynaktan gelen ışık demeti arkasında delik bulunan levhaya çarptığında bu delik ışık kaynağı gibi davranarak ışık dalgaları yayar. Çift delikli levhaya gelen ışınlar iki ayrı delikten geçerek şekildeki gibi girişim çizgileri denilen aydınlık ve karanlık çizgilerin oluşmasına neden olurlar. Bakınız burada bir delik var. Burada ise iki deliğimiz var. Buradan geçiyor ve aydınlık karanlık çizgiler bu sayede ne yapıyor arkadaşlarım? Oluşuyor. Işık dalgalarından birinin tepesi diğerinin çukuru ile örtüşürse karanlık bölge, eğer iki dalganın çukur veya tepeleri örtüşürse aydınlık bölge oluşur. Young deneyinde bu şekilde ortaya çıkan çizgiler sayesinde ışığın dalga özelliği kanıtlanmıştır. Yani arkadaşlarım Thomas Young ışığın dalga olduğunu çift yarık ve tek yarıkta girişim deneyiyle ispatlıyor. Thank <music> you.